Şöyle Bülent Bey'i de yanımıza alalım. Tamam mı? Evet, sorularımızda hem evet, kendisini yoralım, evet, terletelim hem de yemek yaptıralım. Tabii ki öyle yaptıralım. Hadi bakalım. Evet efendim, şimdi güzel bir kebap yapacağız sizlere. Şimdi hep anlatıyorum ben, Osmanlı mutfağı çok zengin, Osmanlı mutfağı şöyle, Osmanlı mutfağı böyle diye. Bugün de o kadar yani bahsediyoruz sizlere. Bugün şöyle de uygulayalım dedin değil mi? Bugün de uygulayalım sizlere, bir saray kebabı hazırlayalım. Şöyle buyurun Bülent Bey, ustamızın yanına. Evet, saray kebabı yapıyoruz efendim sizlere. Neler kullanacağız saray kebabımızda? 500 gram dana eti kullanıyoruz. 100 gram bezelye, 2 adet havuç, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, 5 adet patates, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, pul biber ve kırmızı toz biber kullanacağız. Ellerinize sağlık. Evet sevgili izleyenler, şimdi Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Şöyle ben tekrardan malzemelerimizde neler var ben bir daha size anlatalım, neler kullanacağımız ve neler içine ilave edeceğiz. Şöyle etimizi görüyorsunuz, biz yarım kilo ben dedik ama... Ben sözünü kessem olur mu usta tabii senin? Tabii ki, buyurun. Bir alo diyeceğim müsaadenle. Tabii, diyebilirsin, buyurun. Alo, bir telefonumuz var. Aleyküm selam. Ayşegül Hanım iyi yayınlar, Abdullah Bey iyi yayınlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Bülent Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim. İnşallah, Allah razı olsun. Sizler. Şimdi ne yapalım? Yani Bülent Bey mutfağa giriyormuş zaten, ne güzel. Burada da şimdi hünerlerini gösterecek. Saray kebabını. O zaman tenceremizi alalım. Şöyle tamam. Bülent Bey biraz çalıştıralım bakalım Ayşegül Hanım. Şöyle ben vereyim size efendim. Şöyle kaşığımı ben size vereyim Bülent Bey. Hadi bakalım, saray kebabı yapıyorlar efendim. İki evet, beyefendi bizlere. Çayımızı istersen alalım Ayşegül Hanım. Alalım. Şimdi sevgili izleyenler, şöyle biz neler yapacağımızı bir daha anlatalım. Ayşegül Hanım malzemelerimizi saymıştık. Ben de şöyle kısaca bir daha anlatalım ve ondan sonra neler yapacağımızı beraber uygulamalı bir şekilde yapalım. Şimdi ilk önce yemeğimize başlamadan önce ne yapacaksınız? Yarım saat önceden 5 tane patatesinizi güzelce bir şekilde soyup onu yıkayın ve tencerenize koyun. Onu iyice bir haşlayın sevgili izleyiciler. Çünkü o püre olacak. Patateslerimizi görüyorsunuz. Tenceremiz de haşlandı. Ve biz ne yaptık? Patateslerimiz haşlandıktan sonra görüyorsunuz şu anda patateslerimiz haşlandı ve hazır bir şekilde. Ve o haşlandıktan sonra şöyle... Biz yarım kilo et demiş ama biz burada geniş aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için biz biraz fazla tutuyoruz. Bir kilo etimizi görüyorsunuz sevgili izleyenler, kuşbaşı şeklinde şöyle hafif yağlı olacak şekilde etlerimizi hazırladık. Şöyle yağımızı koyabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki. Rica etsek. Şöyle tenceremize az bir şey zeytinyağımızı koyuyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra içine ne yapıyoruz? Şöyle etlerimizi ilave ediyoruz. Şimdi Bülent Bey etlerimizi yavaş yavaş şöyle karıştıracak, bize etlerimizi kavuracak. Şöyle o etlerimizi kavururken 2 adet havuç kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Etlerimiz piştikten sonra içine 2 adet havuç, ondan sonra soğanımızı, ondan sonra sarımsağımızı ve salçamız, ondan sonra baharatımız ve bezelyemiz. Zaten bezelyemiz şu anda haşlanmış, konserve bezelye kullanacağız. Bezelyemiz pişmiş ve en son ne yapıyoruz? Bezelyemizi üzerine ilave ediyoruz. Çok az bir şey suyumuzu veriyoruz. Fazla su olmayacak. Suyumuzu da verdikten sonra ne yapıyoruz? Malzemelerimizi geniş bir tane tepsimizin altına seriyoruz. Ve onu serdikten sonra pürelerimize kaşıkla üzerine şekil yapacak gibi ondan sonra patateslerimizi püre yapıp üzerine koyuyoruz. Patateslerimizi de üzerine koyduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Onu fırına güzelce bir şekilde sürüyoruz. Fırında üzeri kızarana kadar bir kızartıyoruz üzerini ve ondan sonra çıkarıyoruz. Siz de evde afiyetle yiyorsunuz. Bizim buradaki arkadaşlarımız da afiyetle yiyecek de sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi ustamız güzel güzel anlattı kebabımızı nasıl yapacağımızı. Ve Bülent Bey sağ olsun şimdi etimizi kavuruyor. Bir yandan ustamız da sebzelerimizi doğrayacak. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım neler yaptık, neler yapacağız bir anlatalım. Saray kebabı yapıyoruz biliyorsunuz. Dedik ki Osmanlı mutfağının, Osmanlı saray mutfağının çok güzel bir lezzeti. Evet, ne evet, yaptık şimdi usta? Şimdi sevgili izleyiciler ne yaptık şöyle bir daha anlatalım. Şimdi bir yandan patateslerimizi haşladık. Onları güzelce bir şekilde biraz sonra püre yapacağız. Ve ondan sonra biz ne yapmışız? Etlerimizi güzelce bir şekilde tenceremize ilave etmişik. Ve etlerimizi tenceremizde kavurduk. Ama etlerimiz tenceremizde kavrulurken biliyorsunuz sürekli vurguladığımız bir nokta var. Etlerimizin içine şöyle karabiberimizi biraz ilave edelim. Hani diyor ya, evet. Kim önce davranırsa. Evet, kim önce davranırsa. Şöyle karabiber çünkü ilave ettiğiniz zaman etlerimiz hem çok güzel olacak hem de tadı farklı bir şekilde bir tat olacak. Onun için güzel karabiber aroma veriyor ama bunu aşırı bir şekilde kullanmayacağız. Şimdi etlerimizi iyice kavurduk. Etlerimizi kavurduktan sonra şöyle içine havuçlarımızı ilave ediyoruz. Havuçlar da biliyorsunuz biraz sert olduğu için hemen etlerimizden sonra havuçlarımızı tenceremize ilave ediyoruz.
Etlerimize sonra havuçları da ilave ettik. Şimdi şöyle sevgilicilerimiz, iki diş sarımsağımızı alalım. Şöyle gördüğünüz gibi sarımsağımızı da hemen şöyle bıçağımıza güzelce bir şekilde doğrayalım. Gördüğünüz gibi hemen sarımsağı da doğradıktan sonra şöyle alıyoruz. Onu da şöyle etlerimizin içine ilave ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş onlar güzelce bir şekilde kavrulacak. Onlar kavrulurken, etlerimiz kavrulurken biz de şimdi ne yapacağız? Hemen püremizi hazırlayacağız. Şöyle ben bir tane tabağımızdan alalım sevgili izleyicilerimiz. Size ondan sonra püreyi hep beraber yapalım. Bakın püreyi nasıl yapabiliriz? Şimdi patateslerimizi koyduk tencereye. Onu güzelce bir şekilde haşladık. Şöyle elimizle dokunduğumuz zaman eğer patateslerimiz dağılıyorsa hemen zaten işlemimiz oldu demektir. Daha kolay hazırlayabileceğiz tabii yani. Tabii ki. Ve ondan sonra alıyorsunuz. Şöyle ilk önce biraz suyundan kenara ayırıyorsunuz. Az bir şey suyu kalsın. Şöyle. Çok fazla su ayırmadı gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra ben şöyle bir tane çırpma telimizi alıyorum. Ve şöyle içine hemen margarinimizden şöyle biraz alıp içine ilave ediyoruz. Evet, ben burada araya giriyorum usta. Tabii. Neden araya giriyorum? Çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle biz mutfakta püre hazırladığımız zaman her zaman bunu böyle vurguluya vurguluya söylüyorum. Biz hanımlar mutfakta vakit nakittir hesabı yaparız ya her zaman. Kolay bir şekilde hazırlayalım. İşte birçok aleti çıkartıyoruz, robot kullanıyoruz, çırpıcılar kullanıyoruz. Hiçbirine gerek yok. Ustamızın hazırladığı şu yöntem o kadar hoşuma gidiyor ki. Kesinlikle bakın sadece bir çırpıcıyla püremizi çok rahat bir şekilde böyle hani derler ya hakikaten tam böyle bir krema gibi öyle değil mi evet, usta? Evet. Rahat bir şekilde. Patateslerimizi güzelce bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Zaten pişirdikten sonra şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen şöyle yağımızı koyduk. Şöyle yağımızı koyduktan sonra Ayşegül Hanım biraz tuz ilave etsin. Tamam. Ben de şimdi şöyle biraz sütümüzü gördüğünüz gibi hemen püremizin içine ilave ediyorum. Bir su bardağı kadar sütümüzü ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıralım. Hem yağımız erisin hem de patateslerimiz güzelce bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi kesinlikle Ayşegül Hanım'ın dediği gibi robottan miksere hiçbir şeye de gerek yok. Sadece ne yapacaksınız? Patateslerinizi güzelce bir şekilde erittikten sonra şöyle gördüğünüz gibi suyunu alın kenara. Çünkü suyu belki sonra da size lazım olabilir ama bir bardak sütle o işlemi de görüyorsunuz. Kesinlikle suya da gerek kalmadı. Şöyle bir karıştıralım. İyice bir kaynasın. Evet, demek ki ne yapacağız? Çok çok iyi haşlayacağız çatlayana tabii kadar. Ki. Ondan sonra ne yapıyoruz? Suyunu ayıracağız ama yine dibinde biraz su bırakacağız. Evet, sonra evet. Üzerine yağımızı koyup rahat bir şekilde çırpıyoruz. Püremiz 2 dakikada hazır. 2 dakika bile sürmüyor. Evet, bak hemen hazırladık sevgilimiz. Şimdi de şöyle soğanlarımızı gördüğünüz gibi havuçları kavurduk. Ondan sonra havuçları da kavurduktan sonra sarımsağı ilave ettik ve sarımsağı da ilave ettikten sonra şimdi ne yaptık? Soğanlarımızı içine ilave ettik. Ve soğanlarımızı da içine ilave ettikten sonra bir iki dakika daha kavuralım şöyle. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi şimdi salçamızı içine ilave edelim. Ayşegül Hanım şöyle baharatlarımızı rica etsem şöyle baharatlarımıza tuz, karabiber, evet. Pulverimizi de içine ilave edelim. Karabiber ilave etmiştik tamam, yani biraz. Ben tamam. Baharat saydığım için tamam. Öyle şey yapalım. Şöyle biraz tuzumuzu evet. Da ilave edelim. Ondan şimdi şöyle sonra... sevgilim Ayşegül'ün çok sevdiği. Rüyasında gördüğü ve rüyasında sayıkladığı pulverimizi içine ilave ediyoruz. Evet, bu arada şimdi çaynak bizleri... Çaynak attı değil mi, öyle evet, miydi? Evet, izleyen varsa gurbetten ki izliyorlardır özellikle söyleyeyim. Bakın Türkiye'de pul biberi kalmadı. Hepsini ben tüketiyorum ustamızın deyimine göre. Orada varsa göndersin acısı değil mi? Varsa gönderin, Türkiye'de bitti lütfen gönderin buraya. Evet, şöyle Bülent Bey bir anlatsın bakalım nasıl, ne yaptı, neler hazırladı tamam, Bülent Bey. Bir anlatın bakalım tenceremize ne ilave ettik sırasıyla. Vallahi... Aslında Ayşegül Hanım biraz dışarıda kaldı gibi geldi. Benle usta çalışıyor çünkü sürekli. Merak etmeyin ben araya muhakkak. Demek ki bayanlar giriyorum. Diyormuş ya vakit nakittir diye. İşte vakitten kazanıyorlar. Bize yaptırıyorlar vakitte onlar artık. Evet, değerlendiriyorlar vakitlerini evet. Değil mi? Şimdi şöyle salçamızı içine ilave edelim. Ben az bir şey sıcak su verebilir miyiz Ayşegül Hanım? Şöyle çayımızdan da veyahut da... Şöyle biraz kavrulsun isterseniz salçamızda. Tamam şöyle... Salçamızı tabii ki muhakkak biraz fazla kavurmamız lazım. Çünkü salçayı biliyorsun ne kadar fazla kavurursak o kadar güzel bir renk olacak ve midemizde yanma ve ekşimeler de ortada kaldırmış olacağız. Şöyle. Ben bugün yorulmadım ya güzel. Sadece konuşuyorum. Konuşmaktan da yorulacak halim yok yani. Biliyorsunuz işim de bu. Seviyorum da konuşmayı ayrıca.
Ustamız alttan alttan sırıtıyor ama yapacak bir şey yok usta. Bugünkü konuğumuz Ayşegül Hanım da yanımızda. Evet, şöyle biraz da sıcak suyumuzu. Çok fazla olmayacak. Sıcak suyumuzu da yeterli mi usta? Bakayım. Az daha verebilirsin Ayşegül Hanım. Evet, o zaman şöyle tamam. Diyelim. Bir su bardağı kadar sıcak suyumuzu ilave ettik. Çok fazla su kullanmayacağız sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle. Şöyle püremizin altını kapatabiliriz Ayşegül Hanım. Şu anda püremiz hazırlandı. Tamam, püremiz de hazır. Evet, şöyle alalım kenara. Evet, şöyle. Usta şimdi siz ne yapacaksınız? Biberleri doğrayacaksınız. Evet, ben şöyle bir ekmeklere bakayım Ayşegül Hanım. Bir bakın bakalım. Ondan sonra... Evet, şöyle... Yavaş yavaş pişiyor değil mi? Hemen hazır gibi diyebiliriz. Tam mıdır artık nasibimiz tam bilemeyeceğim ama insanlar da, oradaki insanlar da çok çalışmayı seven, İslam adına çalışmayı seven insanlardan oluşan bir kesim var orada. Orada cemiyetler var. Biz de Hanover bölgesine bağlı Braunschweig teşkilatı olarak çalışmalar yapıyoruz. İşte hiçim diye karşısına cevap veriyor kendisine. Biz de hiç olduğumuzu bilerek kulluk görevimizi yapıyoruz. İnsanlara fayda olmaya çalışıyoruz. Artık ne kadar yapabilirsek elimizden geldiğince Rabbim yardımcımız olsun diye amin. Düşünüyorum. Evet, evet amin. İnşallah amin. Eminim ki çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Evet. Orada gençlik kollarımız var. Şimdi, büyük cemiyetlerimiz var. Evet, ben bir şey soracağım. Neden dikkatimi çekti? Özellikle genelde tabii çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. İslam haftaları, seminerler dediniz ama yılbaşı etkinlikleri dediniz. Şimdi yılbaşı da yaklaşıyor. Az bir zamanımız kaldı biliyorsunuz. Evet. Yılbaşı etkinlikleri haliyle yurt dışında yaşıyorsunuz. Orada çok daha farklı kutlanıyor. Günler öncesinden, aylar öncesinden hazırlıklar yapılıyor. Böyle güzel bir kuruluş. Orada ne gibi bir etkinlik yapıyor özellikle gençlere yönelik? Biz Türkiye'den konuklar çağırıyoruz, davet ediyoruz. Özellikle gençlere hitap edecek konuklar çağırıyoruz. Çağırıyoruz ki gençlerimiz o vakitlerde başka yerleri dadanmasınlar, başka şeylerle uğraşmasınlar diye. Camilerde bulunsunlar, eğitim kurumlarının olduğu yerlerde bulunsunlar diye çalışma yapıyoruz. Çünkü yılbaşlarında sizin de bahsettiğiniz gibi haddi hesabı olmayan bazı çalışmalar yapılıyor. Mesela bir patlayıcı maddeler, maytaplar olsun öyle şeyler. Çok harcanıyor Almanya'da. Biz onların yapılmamasını istiyoruz. Gençlerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Şöyle bir de saray kebabımız var biliyorsunuz. Evet, bu güzel sohbetin yanında. Bir daha neler anlatalım yaptık. Neler yaptığımızı. Evet, en başından neler alacağız. Yaptığımızı şöyle evet, tekrar şöyle edelim. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, saray kebabımıza neler yaptığımızı bir daha anlatalım size. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. İlk önce ne yapmıştık? Etimizi tenceremize koyduk. Hafif yağla beraber etlerimizi güzelce bir şekilde kavurduk. Üzerine karabiberimizi attık. Karabiberle beraber daha güzel bir tat veriyor kavrulduğu zaman etlerimiz. Ve etlerimiz kavrulduktan sonra içine ne yaptık? Hemen havuçları ilave ettik. Ondan sonra sarımsağımızı ve sarımsağımızı da ilave ettikten sonra hemen biraz daha kavurduktan sonra soğanlarımızı içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Onları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra üzerine ne yaptık? Biberlerimizi, ondan sonra domateslerimizi ve salçamızı üzerine ilave ettik. Ve baharatlarımıza verdikten sonra sevgili izleyicilerim az bir şey, bir su bardağı kadar suyumuzu verdik. Ve zaten bezelyelerimiz haşlanmıştı, hazırdı. Bezelyelerimizi de içine ilave ettik ve 5 dakika daha karıştırıyoruz. Şöyle az bir şey daha su alırsam Ayşegül Hanım rica etsem. Tabii, tabii. Şöyle çok hafif biraz, sadece yarım çay bardağı olsa yeterli. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi iyice bir pişirdik. Ve pişirdikten sonra şöyle bir alıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi şöyle bir alalım. Hemen şöyle geniş bir kabımıza veya da tepsimize koyuyoruz. Şöyle koyduktan sonra şunları ortadan kaldıralım. Şöyle hemen kaşığımızla çok fazla sulu olmayacak sevgili izleyicilerimiz saray kebabımız. Hafif sulu olacak. Evet, hafif sulu olacak. Şöyle kaşığımızla beraber şöyle bir düzeltelim. Şöyle düzelttikten sonra hemen ben şöyle püremizi de alalım. Ve püremizi görüyorsunuz. Biz ne yapmıştık? Püremizi de şöyle bir anlatalım neler yaptığımızı sevgili izleyicilerimize. İlk önce ne yaptık? Patateslerimizi güzelce bir şekilde haşladık. Onları haşladıktan sonra hemen suyunu aldık. Altında bir su bardağı kalacak kadar suyumuzu bırakıyoruz. Ve suyumuzla beraber güzelce bir şekilde içine margarinimizi koyuyoruz. Veyahut da siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Eğer tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımızı koyduktan sonra güzelce bir şekilde patateslerimizi çırptık. Bir su bardağı kadar da sütümüzü içine ilave ettik. Ve iyice bir kaynadıktan sonra püremiz hazırlanmış oldu sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra biz kenara bırakmıştık püremizi. Ve şöyle kaşığımızla hemen ne yapıyoruz? Pürelerimizi şöyle yemeğimizi saray kebabımızın üzerine alıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Hemen birer yemek kaşığı
alıp şöyle üzerine koyuyoruz. Evet usta, şimdi ben bir şey soracağım. Tabii buyurun aşkım. Bu saray kebabımızı özellikle biz genelde şey yapabiliriz değil mi? Hani tek kişilik böyle birer kişilik porsiyonlar halinde hazırlanıyor. Tabii ki o şekilde yapabiliriz. Evet ve ama şimdi biz ne yaptık? Geniş bir tepside yapmayı tercih ettik. Geniş bir aileye yaptık. Tabii geniş bir aileye yaptık. Evet. Bir tepside birçok porsiyon çıkaracağız tabii ki. Ama servis ettiğimiz zaman da böyle patateslerin işte patates püresini böyle kenarlarından üste kalacak şekilde ne yapacağız? Aslında bunu o zaman siz ne yapacaksınız? Misafiriniz geldi örneğin bir tepsi hazırladın Ayşegül. Kaç kişisiniz? 10 kişi veya da 8 kişi bir misafir grubumuz var. Veya da 7 kişi. Her kişiye birer tane böyle ayarlayacak gibi patatesinizi de ayarlayabilirsiniz. Evet. O şekilde fırına sürüp hemen fırında çıktıktan sonra zaten hafiften biraz da böyle kalıplaşacak. Ve ondan sonra bir herhangi bir ispatula ile alıp tabağına koyabilirsiniz. Güzel güzel servis edebiliriz. Evet, o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle, yani güveçte hazırlarız. Tabii ki. Güzel böyle yine fırın kaselerinde yapabiliriz. Evet şöyle hemen saray kebabımızı. Bunu farklı şekilde de yapılma şekilleri var sevgili izleyicilerimiz. Onları da inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar şöyle yaparız. Ve şöyle bütün patateslerimizi hemen şöyle üstüne koyalım. Evet, şöyle koyduktan sonra şimdi o hazır sevgili izleyicilerimiz. Biz de ne yapalım şöyle. Çok hafif. Şöyle ben kırmızı toz biberimizden de alalım. Kalmış mıydı toz biberimiz usta? Evet biraz sizden kalmıştı şöyle. Kalmış mıydı iyi. Evet hadi şöyle bakalım. Biraz kırmızı toz biberimizi üzerine şöyle renk versin diye. Ama bunun üzerine dileyen kaşar peyniri de kullanabilir sevgili izleyenler. İsteyen böyle kırmızı toz biberle de renklendirebilirsiniz. Şöyle. Sanki şöyle güzel bir şekilde dağın başında kar yağmış gibi biraz hafiften böyle serpiştiriyor sevgilicilerimiz. Ondan sonra saray kebabımız gördüğünüz gibi şu anda hazır. Ve saray kebabımızı hazırladıktan sonra şimdi ne yapacağız? Bunu fırında 170 derece bir 25 dakika pişmesi gerekiyor sevgilicilerimiz. Hemen 25 dakika fırınımıza sürelim yavaş yavaş pişsin. Ama bu pişmeden önce biz ne yapalım? Ekmeğimizi alalım. Ondan sonra saray kebabımızı atalım. Tamam. Çıkaralım. Tahmin ettim. Dedim ki saray kebabını çıkaralım bir. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz saray kebabımız da şu anda pişti. O da hazır bir şekilde. Şöyle hemen gördüğünüz gibi şöyle bir kameramız daha yakında bir çeksin. Sevgili izleyicilerimiz hala kaynama devam ediyor. Ben şöyle saray kebabımızı alalım. Ondan sonra çok fazla sulu olmuyor zaten. Şöyle güzelce bir şekilde. Evet, gerçekten patatesler nar gibi kızardı. Evet şöyle şimdi bir. Şimdi biz her ne kadar robottan kokuları alamasak da fırının kapağı açılır açılmaz. Saray kebabının o muhteşem kokusu ortamı sardı bir kere. Evet şöyle bir alalım. Ortalığı toparlayalım Ayşegül Hanım. Sevgili izleyicilerimiz daha rahat bir şekilde görsünler diye. Evet ekranlarınızda görüyorsunuz saray kebabımız ne kadar muhteşem görünüyor. Evet. Şöyle yemeğimiz çıktı sevgili izleyicilerim. Saray kebabımız gördüğünüz gibi hemen hazırladık. Altında etlerimizi serdik. Ondan sonra sebzelerimizi serdik. Onun üzerine ne yapıyor? Hazırlamış olduğumuz püremizi koyduk. Onun üzerine biraz kırmızı toz biber ilave edin. Ama siz istiyorsanız üzerine kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Kaşar peyniriniz de yoksa kesinlikle dert etmenize gerek yok. Üzerine biraz kırmızı toz biberinizi koyup güzelce bir şekilde 170 derece 25 dakika fırında pişirdikten sonra ama çok fazla yemeğinizi yakmayın. Çok fazla bir şekilde de kurutmayın. Yemeğiniz şu anda gördüğünüz kıvama geldikten sonra hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun diyorum. Almanya'ya ve dünyanın her neresinde gurbetçilerimiz varsa da selamlar gönderiyoruz efendim. Evet sevgili izleyicilerim yine sizler kadar güzel bir günün sonuna geldik ama yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.